Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde CSS'de klasları ve ID'leri öğreneceğiz. Bu konu önemlidir çünkü klaslar ve ID'ler CSS'in en temel konularından biridir. İyi bir şekilde öğrenmenizi temenni ediyorum. İlk önce daha önce oluşturduğumuz deneme sitemiz adlı projeyi açıyorum. Bir bakalım, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir div oluşturmuşuz. Klaslar arkadaşlar, CSS'de bir sayfada birden fazla elemente aynı özellikleri vermek için kullanılır. Örneğin bunu siliyorum ve deneme ediyorum. Klasların başında daima nokta olur. Burada daha rahat görmeniz açısından biraz büyüteyim. Nokta ile başlar klaslar. Ve bu div'e de class eklerken, HTML'de class eklerken class attribute'ün yani atfını yazıyorum ve class'ın adına da deneme yazıyorum. Şimdi tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi div'imiz oluştu. Aynı elementi aynı sayfada birden fazla kullanabiliriz. Çünkü klaslar bir sayfada birden fazla şekilde kullanılabiliyor. Margin tabumuz da var. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi iki tane klasımız oldu. Klasımıza ait div'imiz oldu diyelim. ID'ler ise arkadaşlar diyez işaretiyle başlar ve bir sayfada sadece bir kez kullanılabilir. Diyez yazıyorum. Ve özel olsun bunlar bir de. Arka plan rengi de white, yani eflatun olsun. Bot tarafına dönüyorum. Kopyalıyorum. Ve ID'leri yazarken etiket isminden sonra ID adını yazıyorsunuz. İçerine de sizin belirlediğiniz ID özelliklerini ekleyebilirsiniz. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi eflatun renkli özel ID'miz de eklendi. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bir ID bir sayfada sadece bir kez kullanılır. Yani şu şekil yanlıştır. Şunu alıp bir daha kullanırsam bu şekil yanlıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen uyarı veriyor bana. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.